Güzel, sizin bu saatte dışarıda ne işiniz var? Yoksa Aslı Yenge sizi evden mi kovdu? Yok, öyle bir şey değil. Yani evde olmayı çok isterdik ama maalesef ev yerinde yok. Nasıl yani? Ekrem amca yok, Aslı Yenge yok. Evde başka birileri oturuyor. Nasıl? Evet, Ekrem amcanın iş yerine gittik, başka birisi vardı. Cep telefonundan aradık, numara başkasına aitmiş. Kızlar, bu işte bir terslik var. Bir de beraber gidelim. Hadi elleri tutuşun. Gözler. Gözler. İşte Selena. Bak şimdi kendi gözlerinle gör. Bunlar kim kızlar? İşte biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Durun bakalım. Ne konuştuklarını dinleyelim de. Öğlenliğin kapı çaldı İsmail. Açtım, 3 tane kız çocuğu. Ne istiyorlarmış? Ne bileyim, burada kalıyoruz biz dediler. İçeri girmek istediler. Her önünde gelene kapıyı açma. Bu dilenciliği iyice meslek edildi bunlar. Sadakat. Bana bir kahve yap kızım. Ben de bir kapuçino alayım canım. Anlaşıldı kızlar. Sanırım haklısınız. Birisi de gerçekten kötü bir oyun oynuyor. Bir an önce gidip bunu düzeltmem lazım. Selena, ben çok üşüyorum. Ayakkabı da ayağımın vuruyor. O zaman gitmeden önce senin sorununu çözeyim. Teşekkürler. Hadi bakalım kızlar, el ele. Ve gözler. Gözler. Selena, burası çok güzel bir yermiş. Burası neresi? Burası benim sihirli odam Nazlıcığım ve siz de bu akşam benim misafirlerimsiniz. Aa Selena, bu bulut ne? O bulut benim yatağım. Nasıl yani? Bunun üstünde mi yatıyorsun? Evet. Peki düşmüyor musun? Tabii ki düşmüyorum Nazlıcığım. Aa kızlar, siz de denemek ister misiniz? Olur. Hadi. Çok güzel bu. Harika. Nazlıcığım, sen de otursana. Hadi ama, korkacak bir şey yok. Gel buraya. Bak. 1, 2, 3. Hazır mısın? Hoppa. Çok yumuşak. Eh, beğendiğinize göre ben kendime başka bir yatak yapayım o zaman. Aa kızlar, sormayı unuttum. Karnınız aç mı? Evet. Tabii ya, bütün gün sokaklardaydınız. Eminim çok acıkmışsınızdır. Sihirli oda, 4 kişilik yemek istiyorum. Süper. Çok güzel görünüyor. Çok acıkmıştım. Kızlar. Bir şey unutmuyor musunuz? Evrenin her yerinde temizlik önce gelir. Hadi kalkın artık. Uykucular, çabuk uyanın. Hadi. Hadi hadi, uyanın artık. Selena, bunlar da ne böyle? Ne olacak? Selena Filarmoni Orkestrası. İyi uyudunuz mu? Evet. Daha önce hiç bu kadar rahat uyumamıştım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi bakalım, o zaman güzel bir kahvaltı yapalım. Selena, kahvaltıyı ben hazırlatabilir miyim? Olur. Sihirli Oda, 4 kişilik mükemmel bir kahvaltı istiyorum. Keşke burada kalsak.
Maalesef o olmaz Nazlıcığım. Sizi buraya yalnızca bir gün alma hakkım var. Nazlıcığım, unutuyorsun galiba ama bizim dünyada da çözmemiz gereken sorunlarımız var. Evet, amcama ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Kızlar, emin değilim ama içimden bir ses bu işte Hades'in parmağı olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Yani tam olarak bilmiyorum ama Honos ne zaman zamanda yolculuk ödülü verse hep böyle şeyler oluyor. Yani Hades geçmişe gidip amcama bir şey mi yaptı? Olabilir. Ama böyle bir şey yaptıysa bile açıkçası hangi güne gidip yaptığını bilmeden bu işi çözmemiz zor. Aa, ne oldu? Kızlar, amcamın geçen gece bize anlattığı olayı hatırlıyor musunuz? Motosikletle yaptığı kazayı mı? Evet. Ne o? Amcam benim doğduğum gün annemle babamın yanına giderken motosikletiyle kaza geçirmiş Edremit yakınlarında. Oradan geçen kamyonetli bir adam amcamı hemen hastaneye yetiştirmiş. Yani eğer yetiştiremeseydi amcam ölmüş olacaktı. Evet kızlar. Kesin Hades geçmişe gidip o adamın amcanıza yardım etmesine engel olmuş. İyi de amcam bu olayı anlatırken Hades orada yoktu ki. Kızlar, o orada olsa bile siz onu göremezsiniz. Kesin görünmez olup dinlemiştir o. Ne yapacağız peki? Amcamı kurtarmalıyız. Evet, ne olur bir şeyler yap Selena. Annem ve babamdan sonra amcamı da kaybetmek istemiyorum. Üzülmeyin kızlar. Ben bir şeyler yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Hadi hazırlanın, artık okula gitmeniz lazım.